Değerli izleyenler, ceza infaz düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtikten sonra, kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi, onaylandı daha doğrusu ve anında cezaevinden birçok isim çıkmaya başladı. Aslında tartışması son bir haftadır vardı. Özellikle koronavirüs nedeniyle müdahalelerin bir an önce yapılabileceği söyleniyordu. Bir haftadır da tartışılıyordu. Bu konuları en yetkin isimlerden biri olan Avukat Sayın Hüseyin Ersöz'le görüşeceğiz. Sayın Ersöz, merhaba diyelim öncelikle. Merhaba. Evet, şimdi girişte de biraz anlatmaya çalıştım. Ceza infaz düzenlemesi çok da konuşulan bir süreçten geçmedi. Son bir haftalık diyebiliriz. Komisyonda görüşüldü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi, kabul edildi. Jet hızıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Ardından hemen tahliyeler başladı. Eleştirilen isimler var. Bunları konuşuyoruz ama öncesinde bir küçük olarak siz bu ceza düzenlemesini nasıl karşılıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Tabii genel itibariyle baktığımız zaman aslında çok yeterli olan bir infaz düzenlemesi olduğunu söyleyebilmek güç. Bu konu meclisin gündemine geldiğinden beri yani hukukçular tarafından tartışılmaya başlandığı andan itibaren hukukçuların zaten çok ciddi eleştirilerine maruz kaldı. Öyle ki Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nu hazırlayan akademisyenler dahi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri bunlar. Bu isimler dahi çok ciddi itirazlarda bulundular ve söz konusu infaz düzenlemesinin aslında bir affa dönüşme ihtimalinin olduğu, aynı zamanda cezada adaleti sağlamak noktasında yetersiz olduğu şeklinde birçok eleştiri meydana getirdiler. Ben bu eleştirilerin hepsine katılıyorum. Zira biz geçmişten çok fazla ders çıkartmıyoruz. Ne yazık ki hatırlayacaksınız 90'lı yılların sonunda Rahşan Ecevit'in ismiyle anılan bir düzenleme vardı. O da temel itibariyle bir infaz düzenlemesiydi. Yani Rahşan Affı olarak geçer ama aslında bir infaz düzenlemesiydi. Aslında şu anda da kanun metni değil ne yazık ki. Bu sebepten dolayı da özellikle cezada adaleti tam anlamıyla sağlamadığından dolayı da Anayasa Mahkemesi'ne konunun CHP tarafından taşınacağını biliyoruz. Bu çerçevede bu düzenlemenin kapsamının genişlemesi ve genişleyen kapsam neticesinde de özellikle kamu vicdanını ciddi anlamda rencide edebilecek olan bir takım suçların da kapsam içerisine alınması gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bu ciddi bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan tabii her 5 senede bir neredeyse infaz düzenlemesi karşımıza çıkıyor. Aslında bu bize kronikleşmiş temelde bir problemin bulunduğunu, adalet sisteminde hakkaniyete uygun bir yargılamanın yapılmadığını, tutuklamaların çok keyfi olduğunu ve yargı sistemi neticesinde verilmiş olan cezaların da infazı noktasında bir takım yetersizliklerin bulunduğunu aslında bize gösteriyor. Aslında sorunu kökten çözüp biraz önce ifade ettiğim bu sorunları gidermek yerine her 5 senede bir hatta daha kısa sürede cezaevlerini boşaltmaya çalışmanın ben çok akılcıl bir yöntem olmadığı kanaatindeyim. Birçok adalet sistemine yönelik olarak birçok eleştiri yöneltebiliriz. Bu eleştirilerimiz baki. Ancak diğer taraftan baktığımızda bu tür infaz düzenlemelerinin hiçbir şekilde bizi sonuca getirebileceği ve adalet sistemindeki problemleri çözebileceği kanaatinde değilim. Değilsiniz. Hüseyin Bey, şimdi yaklaşık 100 bin kişinin cezaevinden çıkacağı belirtiliyor. Evet, peyderpey isimler çıkmaya başladı. Sabahtan beri ajanslara da düşüyor görüntüler. Türkiye'nin birçok noktasındaki cezaevlerinden o çıkışlar gerçekleştiriliyor. Şimdi 100 bin kişi deniyor da kim çıkacak sorusu çok merak ediyor veya kimler cezaevinden çıkacak sorusu yanıt bekliyor. Mesela düşünce suçu olarak kabul edilen işte gazeteci arkadaşlarımız var. Onlardan isimler de vereceğim. Barış Terkoğlu, Barış Beylivan, Murat Ağırel gibi isimler var mesela. Bunlar çıkabilecek mi? Siz bu sabah sanırsın bu isimlerin çıkması için, cezaevinden çıkması için dilekçe de verdiniz. Öncelikle bu dilekçeyi de neden verdiniz ve neye bağladınız? Onları merak ediyorum. Devamında da düşünce suçu diye tabir eden kişilerin cezaevinden çıkıp çıkmayacağını merak ediyorum. Burada tabii
Aslında son sorunuzla başlayayım. Yani vermiş olduğumuz dilekçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunayım. Şöyle ki bu vermiş olduğumuz dilekçe aslında başlangıçta ceza infaz düzenlemesinin içerisinde yer alan fakat daha sonra bu infaz düzenlemesinin içerisine barışları kapsamayacak şekilde bir önergeyle sokulan, kapsamaması için bir önergeyle sokulan bir düzenlemede unutulan bir alanı aslında ilgilendiriyor. O da şu, bu tutuklu gazetecilerle ilgili olarak, yani MİT kanunu muhalefetle suçlanan gazetecilerle ilgili olarak kanunun başlangıcında, yani infaz kanunun düzenlenmesi sırasında bir istisna öngörülmemişti. Bu hiçbir zaman bugüne kadar bir istisna olmadı bu düzenleme. Fakat şu anda MİT kanunuyla suçlanan kaç kişi var diye sorarsanız ya da bundan dolayı tutuklu olan kaç kişi var diye sorarsanız 6 gazetecinin dışında kimse yok diye cevabını veririm ben size. Şimdi böyle bir durumda son dakika siz infaz kanunun kapsamı içerisinde olan bu suçu bir önergeyle, gece yarısı verilen bir önergeyle eğer bu kanunu kapsamının dışına, istisnaları arasına şey yapıyorsanız, sokuyorsanız böyle bir durumda kişiye özel çıkarılmış olan yani bu gazetecilerin cezaevinden çıkmasını zorlaştıracak bir düzenlemeyi de hayata geçirmek istiyorsunuz demektir. Bu hayata geçirildi. Yani Barışlar ve diğer tutuklu gazeteciler bu kapsamın dışarısında, infaz kanununun kapsamının dışında kaldılar. Fakat bu düzenlemeyi yaparken atladıkları husus aynı zamanda bu kanunla denetimli serbestlik süresinin 3 seneye çıkartılması söz konusuydu. Çıkartıldı. Fakat orada bu kişiler, yani yargılanan tutuklu gazeteciler ceza indiriminden faydalanamaz dediler ama denetimli serbestlik sürelerinden faydalanamaz demediler. Bununla ilgili bir düzenleme getirmediler. Getirmeyince de tabii ki Barışlar'ın yargılanmış olduğu dava dosyasıyla ilgili şu anda faydalanabilecekleri bir alan orada doğmuş oldu. Biz de bunu göz önünde bulundurarak şunu söyledik. Dedik ki yani burada zaten basın özgürlüğünü ilgilendiren bir konu var. Burada zaten sizin serbest bırakmanız lazım. Hiç tutuklamamanız gerekiyordu. Fakat bir an için savcılık makamı bizim bu savunmalarımızı göz önünde bulundurmasa, bizim hakkımızda iddianame hazırlayacak olsa ve bu iddianame neticesinde dava açılsa hakkımıza ceza verilse dahi alt sınırdan dahi, yani 5 sene hapis cezası verse bile müvekkillerimize böyle bir durumda bu cezanın yatarı yok dedik. Yatarı yok, yani cezaevine hiç girilmeyecekler. Cezaevine hiç girilmeyecek olan bir suçla ilgili olarak tutuklama kararı veremezsiniz. Bu modern ceza hukukunun bir şeyidir, prensibidir. Bunu söyleyerek bugün bir tahliye talebinde bulunduk. Tahliye talebimiz savcılık tarafından suç ceza hakimine gönderilmiş. Tabii umutlu olmak istiyoruz. Ümidimizi korumaya çalışıyoruz. Ancak tabii bu yargılama süreçleri biraz ne yazık ki hukukun sınırlarını zorlayan ve hafif işte mecliste yapılan son dakika değişikliğiyle de ortaya çıkan hafif siyasi nitelik taşıyan yargılama süreçleri ne yazık ki. Bu sebepten dolayı verilecek olan karar tahliye olursa tabii ki hukuki diyebiliriz bu. Biraz önce çizmiş olduğum çerçeve içerisinde ama ne ölçüde eğer bir red kararıyla karşılaşırsak böyle bir durumda yine bu olayın çok da hukuka uygun olduğunu söyleyemem. Hatta hiç hukuka uygun olmadığını söyleyebilirim. Diğer taraftan sormuş olduğunuz yani cezaevinden insanların çıkması meselesi. Tabii şimdi orada aslında ikili bir ayrım yapmak gerekiyor. Bunlardan birincisi açık ceza infaz kurumlarında kalanlar. Açık ceza infaz kurumlarında kalanlarla ilgili aslında Mayıs sonuna kadar onların izinli sayılmalarına ilişkin bir düzenleme geçti. Bu sebepten neredeyse açık ceza infaz kurumlarının hepsi boşaldı. Aslında tahliye olanların büyük bir kısmı da bu kapsamda cezaevinden, açık ceza infaz kurumlarından çıkan kişiler. Bunun yanında tabii ki bu kanun yasalaştığı andan itibaren infaz hakimlikleri tarafından ve infaz savcılıkları tarafından ve cezaevi müdürlükleri tarafından tabii ki bir değerlendirme yapılmaya başlandı. Ve bu değerlendirme neticesinde de kanunlaşmayla beraber özellikle cezasının bitmesine çok az kalan kişilerin doğrudan tahliye edilmesi şartlı olarak salıverilmesi, denetimli serbestlikle salıverilmesi gündeme geldi. Bunlar önümüzdeki günlerde daha da şey yapacaktır, artacaktır bu sayılar. Şu anda öyle zannediyorum ki 100 bin civarında kişinin bu infaz düzenlemesinden faydalanması şey yapıyor, bekleniyor.
Tabii ki bu konuda çok da hassas davranmak lazım. Çünkü bizler işte kendi güvenli ortamlarımızda, evimizde kendi teşhis alanımızı kendimiz yaratabiliyorken orada her türlü riski karşılarına almış olan hem cezaevi müdürlüğünün içerisindeki infaz görevlileri hem de diğer taraftan tutuklu ve hükümlüler var. Yani bir cezaevinin içerisinde böyle bir salgının başladığını düşünmek ve bütün bu insanların hepsinin bu salgın kapsamında etkilendiğini düşünmek çok vahim bir senaryo olur. O yüzden bir açıdan baktığımız zaman bu düzenleme uygun, hukuka uygun, bu düzenleme yerinde bir düzenleme. Fakat diğer taraftan tabii bir takım işte tutuklu gazeteciler meselesinde olduğu gibi onların dışarıda bırakılmış olması kamu vicdanını ve anayasadaki eşitlik prensibini de ciddi anlamda zedeleyecek, ihlal edecek boyutlara ulaşmış vaziyette. Hüseyin Bey, şimdi siz biraz anlattınız, biraz da açmak istiyorum ben. Barış Pehlivan olsun, Barış Terkoğlu olsun, MİT'le ilgili muhalefetten cezaevinde bulunan gazetecilerden bahsediyorum. Şimdi, evet, bir iddianame hazırlanmadı, çıkmadı. Ancak isnat edilen suçlara baktığımızda en fazla verilebilecek ceza yıl olarak ne kadar olabilir? MİT kanununa muhalefet ile suçlanıyorlar. Bu suçun kanunda öngörülen cezası 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası. Fakat tabii buradaki şu prensip aslında hukukçular dışında çok fazla bilinmeyen şu prensibi ifade etmek lazım. Normalde alt sınırdan ceza vermek esastır. Yani eğer kişi mahkemede herhangi bir saygısızlık yapmadıysa, eğer kişi daha önceden suç işlemediyse, eğer kişi yapmış olduğu şeyden herhangi bir pişmanlık duyduğuna dair bir emare yoksa böyle bir durumda ancak alt sınırdan uzaklaşılması söz konusu olabilir. Bu sebepten de şu an tutuklu gazetecilerin bulundukları suç maddesi kapsamında aslında verilebilecek ceza en fazla 3 sene. Yani alt sınırdan ceza verilmek zorunda. Evet. Ama oldu ki hadi biraz bu cezayı arttıralım dediler. 4 senede bile cezaevinde yatarları yok. Hadi 5 sene verelim dediler. 5 senenin bile yatarı yok. Yani o yüzden aslında bir aydır da tutuklu olduklarını şey yaparsak, göz önünde bulundursak tahliye olmalarının önünde hiçbir engel yok şu anda. Evet, yani 2 yıldan denetimli serbestlik 3 yıla çıkartıldığı için ceza da alsalar bir an önce çıkmaları gerekiyor. Size karar bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru. Önümüzdeki saatlerde muhtemelen bir karar çıkacaktır. Peki bir de 6 kişiden bahsettiniz. Hani MİT'le ilgili bir madde var dediniz. Türkiye'de bu cezaevinde bulunan 6 gazeteci olduğunu söylediniz. Yani 6 kişiye özel bir düzenleme mi yapıldı? Kesinlikle öyle. Yani ben duymadım. Sizler de muhtemelen gazeteciler olarak duymamışsınızdır. Ben MİT kanununa muhalefetten bugüne kadar suçlanmış olan bu suçtan tutuklanmış olan hiç kimseyi görmedim. Zaten göremeyiz de zira işleyen bir hukuk düzeninde alt sınırı 3 sene olan bir suçtan hiç kimse tutuklanmaz. Yani bu hakaret suçundan birisinin tutuklanması gibi bir şey aslında. Çünkü hiçbir infaz düzenlemesi yapılmadı diyelim Serhat Bey. Hiçbir infaz düzenlemesi yapılmadığında dahi bu suçun yatarı zaten 8 ay. Yani belki 3 sene yargılaması devam edecek, belki Yargıtay'a gidecek, bozulacak. İşte bu ihtimalleri göz önüne aldığımız zaman hiçbir hukukçu, hiçbir hakim aslında böyle bir suç isnadı karşısında tutuklama kararı vermez. Verildi. Bu bile dahi zaten bu yargılamanın hukuki niteliğini sorgulanmasına neden olan bir şey, bir gelişme. Diğer taraftan da ben MİT kanununa muhalefetten dolayı tutuklu olan başka hiç kimse bilmiyorum. Sadece işte yapmış oldukları bir haberden dolayı tutuklanmış olan 6 tane gazeteci var. Hiçbir şekilde kaçma şüpheleri olmayan, hiçbir şekilde zaten ortada bir delil yok. Yani yapılmış olan bir haber var sadece. Delil karartma şüpheleri bulunmayan ve sabit ikametgah sahibi olup yapmış oldukları haberler nedeniyle çoğu zaman zaten adliyelere gitmek zorunda olan gazetecilerden bahsediyoruz. Ki Murat Ağırlı hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra gitti ifade vermek üzere. Kendisi teslim oldu. Ki Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu tutuklandıktan sonra gitti, kendisi teslim oldu, ifadeye gitti. Yani bütün bu somut gerçeklikler ortadayken, ortada bir kaçma şüphesi dahi yokken
Şu anda gazetecilerin hali hazırda tutuklu olması gerçekten çok anlamsız. Evet, evet. Biz de umuyoruz ki, diliyoruz bir an önce gazeteci arkadaşlarımız bu son çıkan infaz düzenlemesiyle birlikte özgürlüklerine kavuşurlar. Sizin dilekçeniz kabul edilir ve yerinde bir kararla gazeteci arkadaşlarımızı tekrar haber yaparken görmek istiyoruz. Avukat Hüseyin Ersöz, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.